Başlayacağız. Ahmet Bey, hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Merhabalar hocam. Merhabalar. Herkese merhabalar. Evet, sanıyorum vakit doldu. Değerli izleyiciler, tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugünkü konuğumuz Ahmet Usta. Kendisi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Bugün tabii burada bulunma nedeni aynı zamanda Akmet'in doktora sonrası bursiyeri ya da bir araştırmacısı olduğu için kendisi çalışmakta olduğu bu projeyi hem bugün bizlere anlatacak hem de bütün bu sizlerle, dinleyicilerle paylaşacak. Konuşmasının başlığı tüccar hileleri. Kilikya, Kıbrıs ve Memlük limanlarında hileli ticaret. Aslında konu bir hayli ilginç. Yani çok fazla duymadığımız bir alan ve konu. Dilerseniz önce ben sayın konuşmacıya niçin bu konuyu önce seçtiğini sormak isterim. Yani daha önce doktora tezinde ya da başka araştırmalarda bu tür bir alanda mı çalışmıştınız ve bu konuya mı odaklanmak istediniz? Ya bu konunun önemi nedir? Yani bize ne anlatacaksınız ve neler öğrenebileceğiz bu konuşmanızda? Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Bugün konusu sizin de dediğiniz gibi hocam ilginç bir konu, enteresan bir konu. Bu yalnız ben yani uzun zamandan bu yana ticaretle ilgileniyorum. Özellikle yüksek lisans tezi döneminde başladım. Yani Doğu Akdeniz'de ve özellikle Kıbrıs ve Kıbrıs'ın bölgedeki devletlerle olan ticari ilişkilerine odaklanmıştım. Küre ticareti başta olmak üzere. Daha sonra doktora döneminde tezimi de yine ticaret merkezi alarak, yani ticareti merkezi alarak diplomatik ilişkileri de işin içine kattım ve bu sefer biraz daha coğrafyayı genişlettim. Sadece Akdeniz'in doğusundaki devletler bağlamında değil, Akdeniz'i doğusunu daha genel, Ege'yi de Marmara'ya kadar olan bölgeyi içine alacak şekilde özellikle Orta Çağ'daki Akdeniz algısı bağlamında değerlendirerek incelemiştim. Bu süre içerisinde incelediğim belgeler vardı, noter belgeleri. İlginç belgeler bunlar çünkü Cenovalılar ve Venedikliler tarafından genellikle kaydediliyor. Yani içinde sadece Cenovalıların ve Venediklerin bilgileri değil, yani yapmış oldukları işlemler değil. Bunun yanı sıra diğer şehir devletlerinden tüccarların ya da şehir halkının, o şehirde ikamet eden şehir halkının yazdırmış olduğu vasiyetler ya da anlaşmalar, küçük kendi aralarında yapmış oldukları anlaşmaları içeriyor. Ben doktora tezim sırasında Kilikya ile Memlükler arasındaki ilişkileri incelerken bazı veriler dikkatimi çekti. Yani özellikle yani ticaretin devam ettiği, yani iki devlet arasında ticaret devam ediyor. Bunu bir şekilde görebiliyoruz ama belli dönemlerde ticaretin açık şekilde, yani daha önceki belgelerde olduğu gibi net bir şekilde ifade edilmediğini gördüm. Bunları bir bölüm olarak, bir not olarak kaydetmiştim. Daha sonrasında bunu işte yakın arkadaşlarımla, meslektaşlarımla tartışırken, konuşurken bunu ne yapabiliriz, bu hususta ne yapılabilir şeklinde onlara da fikirlerini sordum. Ve böyle bir çalışmanın yapılabileceğini söylediler. Burada biraz daha işin hileli tarafı, yani aslına bakarsanız belge üzerindeki hileden bahsediyoruz burada. Bunun üzerine odaklanmayı düşündüm ve böylelikle bu çalışma ortaya çıktı. Biraz daha hani doktor tezimden de istifade ettim fakat burada şöyle bir durum var. Dönemi ve bölgeyi biraz daha genişlettim. Yani sadece Kilikya değil, burada Kıbrıs Krallığı da işin içerisine girmiş oldu. Doktora ben 1260-1291 çalışmıştım. 1310'a kadar genişletmiş olduk böylelikle. Çok daha Kıbrıs fazla veri. derken bu Lusinyan Krallığı olarak mı? Evet. Yok, Lusinyan, Evet. evet. Lüzinyan Krallığı Peki bir şey dönemi. soracağım. Burada coğrafyayı anladık. Zaman olarak İslam coğrafyası ve egemenliği bir söz konusu daha çok yoksa Bizans mı ya da ikisinin karşılaştığı bir nokta mı var? Benim şu an size sunacağım konu daha çok İslam egemenliğinin olduğu ve İslam devletinin özellikle Memlüklerin
Bölgedeki Hristiyanlarla yani Lüzinyanlarla ve Kilikya-Ermeni Krallığı'yla olan ilişkileri. Bunun dışında yine Haçlıların, bölgedeki Haçlı devletlerinin bildiğiniz gibi 13. yüzyılın ikinci yarısı bölgedeki Haçlı devletlerinin ortadan kaldırıldığı bir dönem. Yani Memlük fetihleriyle birlikte bu devletlere son veriliyor. Bu mücadelenin olduğu ve bu mücadele devam ederken gelen ambargolar yani özellikle ticareti hedef alan ambargoları hedefliyor. Burada yani Bizans çok fazla işin içinde olmuyor. Çünkü ben ticareti doğrudan inceliyorum. Bizans da o bölgede ticaret yapıyor. Yapmıyor değil. Bununla ilgili veriler var. Ama fakat epey batıya çekilmiş durumda tabii o Bizans. Evet. Bir şey var. Genovalılar ve ambargo derken ambargoyu koyan güç kim? Yani tüccarlar kendi aralarında bir şey mi bu? Ambargoyu koyan otorite kim? Otorite kilise, yani Latin kilisesi, papalık çeşitli konsillerde bu ambargoları dile getiriyor ve bu bölgedeki özellikle Avrupa devletlerini de bu konuda teşvik ediyor. Yani biz Venedik devletinin de tüccarlara, kendi tüccarlarına ambargo koyduğunu görüyoruz. Yine Cenovalıların da koyduğunu görüyoruz. Bunlar genelde kağıt üzerinde olan ambargolar. Ama fiilen de bu süreç daha farklı ilerliyor bugün bunlar. Tamam, tamam anladım. Tamam. Hepsini de konuşmayalım. Biraz sizin sunumunuza bırakalım. Evet, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ndesiniz değil mi? Evet, evet. Orada tarih bölümünde misiniz? Tarih bölümünde görev yapıyorum. Evet. Daha önce araştırma görevlisiydim burada. 2020 yılında doktoramı tamamladıktan sonra doktor öğretim üyesi olarak görev almaya başladım. Evet, evet. Çok güzel. Peki tamam. O halde isterseniz ekran paylaşımınızı yapın ve başlayalım bir an önce. Evet. İsterseniz büyütebilirsiniz de. Evet. Büyütebiliyor musunuz alttaki bu mikrofon gibi yerden? Şu an büyüttüm ama sizde büyüdü mü? Yok, bu yandaki şeyler bende mi hata var ama büyüttüyseniz bir, sorun yok. Siz biliyorsunuz zaten. Tekrar bir kontrol edeyim. Şöyle evet. Yapalım. Bir saniye tekrar paylaşımını yani bir bakar mısınız? Emrullah Bey büyüyor mu, büyüdü mü? Siz de bir bakar mısınız? Yani ekran tam mıdır diye ben şey yapamadım. Çünkü bende ekran küçük görünüyor. Veya Tarkan Bey birisi bir şey söyleyebilir mi? Ya da izleyicilerden bir bakalım. Ah evet şimdi oldu. Hocam tamam. Şimdi tamam oldu. Şimdi oldu. Ben o zaman sözü size bırakıyorum. Konuşmanız ne kadar sürecek? Hani 50 dakika mı 45? 45 dakika civarında diye tamam, düşünüyorum. Tamam çok güzel. Çok bir aksilik olmazsa. Ben şimdi sözü size bırakıyorum. Evet buyurun. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle yani sizlere tüccar hileleri başlığı altında Kilikya, Kıbrıs ve Memlük limanları arasında gerçekleşmiş olan hileli ticareti anlatacağım. 1260 ve 1310 tarihleri arasında geçen ticari ilişkileri anlatmaya çalışacağım. Ben sunuma bir alıntıyla başlamak istiyorum. Genelde sunumlarda bu pek rastlanmayan bir durum ama ilginç bir ifade bu. 12. yüzyıla ait bir Geniza dokümanında geçiyor. Bir tüccarın yazmış olduğu bir ifade bu, mektupta yer alan bir ifade. Eğer Tanrı isterse denizlerdeki kayıplar çabucak telafi edilir. Yani sadece bu ifade üzerinden dahi biz şöyle bir şey düşünebiliyoruz, yani görebiliyoruz şunu. Tüccarların ticarette inanılmaz bir motivasyonu var Akdeniz'de. Durum ne olursa olsun ticaretin durmayacağına dair bir inançları var. Ve bunu bu şekilde ifadeleriyle birlikte dile getiriyorlar. Aynı zamanda bu ifade Akdeniz ticaretinin yoğun ve verimli olduğuna dair de ipuçları veriyor. Bugün de bu durmayan ticareti ve bu amaçla alınan önlem ve uygulamaları konuşacağız. Ben sunumumu dört bölümden oluşturdum. İlk olarak sizlere konuyu, kapsamı ve amacı, yani bu çalışmanın amacını aslına bakarsanız bu Oğuz Tekin Hoca'nın da bahsettiği gibi benim Akmet'e sunmuş olduğum bir proje, yani postdoc bursu bağlamında hazırlamış olduğum bir makale içeriği. Bu bağlamda konu, kapsam ve amacımdan kısaca bahsedeceğim. Daha sonra bu çalışma içerisinde kullandığım kaynak, özellikle bu hileli ticareti hangi kaynaklar üzerinden ortaya koyabiliyorum, bunun üzerine duracağım. Daha sonra bölümler ve bulgular bahsi gelecek ve burada size örneklerimi detaylı bir şekilde anlatacağım. Sonra sonuç bölümüyle de nihayete erdireceğiz çalışmayı. Konu, amaç ve kapsam hususuna bakacak olursak, başlıktan da anlaşıldığı üzere Kilikya ve Kıbrıs'ta faaliyet gösteren
İtalyan tüccarlarının 1260 ve 1310 tarihleri arasındaki Memlük limanlarıyla ticari ilişkilerini incelemeye çalışıyorum. Yasaklara, ambargolara ve ceza yaptırımlara rağmen Memlük limanlarıyla ticari devam ettirmek adına kullanılan hileler bu çalışma içerisinde anlatılıyor. Neden Kilikya ve Kıbrıs sorusuna gelecek olursam, biraz önce zaten konuşmamın başında da bahsettim. Yani ben doktora tezim sırasında bazı belgelere eriştim ve bu noter belgelerinin bir kısmında ticaretin net bir şekilde belgelerde ifade edilmediğini görmüştüm. Bunları not aldım, bir köşede tuttum. Daha sonra yani bunun farklı örnekleri olabilir mi acaba aynı coğrafyada, aynı bölgede? Farklı örnekleri olabilir mi yoksa sadece Kilikya'ya özgü bir durum mu diye düşünmeye başladım. Aklıma Kıbrıs geldi çünkü daha önceden de Kıbrıs üzerinde çalışmalarım vardı ve mevcut belgeleri de yakından tanıyorum. Bu sefer bunun izini Kıbrıs'ta aramaya gayret ettim. Ve böylelikle yani Kıbrıs ve Kilikya çalışmanın bir bölümüne, bir yerine girmiş oldu. Bunun dışında iki devletin de hem Kilikya Ermeni Krallığı hem de Kıbrıs Krallığı'nın sahip olmuş olduğu, özellikle 13. yüzyılın ikinci yarısında sahip olduğu iki önemli liman şehri var. Ayas ve Mausa. Burada yan tarafta haritada da görüyorsunuz. Bunlar özellikle Haçlı devletlerinin son bulmasıyla birlikte, bölgedeki Haçlı devletlerinin şöyle gösterecek olursa, bölgedeki Haçlı devletlerinin kalkmasıyla birlikte 13. yüzyılın ikinci yarısından itibaren buradaki yerleşik olan halk, tüccarlar, zanaatkarlar, aristokratlar, yani para sahibi olan kişiler bölgedeki networklerini kaybetmemek için en yakın krallıklara yerleşiyorlar. Ve burada Ayas Limanı'nın ticarette önemli bir yükselişini görüyoruz. Yine aynı şekilde Mausa'nın da özellikle Lüzinyan krallarının vermiş olduğu imtiyazlarla birlikte yükselişini görüyoruz. Bu da diğer önemli unsur. Bir başka unsur ise bu iki krallığın önemli ham madde kaynaklarına sahip olması. Bugün tartışacağız bunu, hususu fazlasıyla konuşacağız. Yani bazı ürünler var, yasaklı ürünler olarak geçiyor. Özellikle stratejik savaş malzemesi yapımında kullanılan malzemeler olarak da bunları adlandırabiliyoruz. İşte bunlar arasında kereste çeşitleri, demir ve köle geliyor. Şimdi Ayas Limanı ve Kilikya Ermeni Krallığı genel olarak düşündüğümüzde Toros Dağları'nın bir kısmını içeriyor. Yani Kilikya Ermeni Krallığı o dönemde. Ve Toroslar'da geniş ormanlar var. Ve bu ormanlardan elde edilen keresteler Memlükler için önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Önemli bir pazar oluşturuyor Memlükler açısından. Bir diğer husus ise Mausa şehri ve Kıbrıs Krallığı. Burada Troodos Dağları ve buradaki ormanlar. Buradan da yine kereste bakımında önemli bir ham madde kaynağını oluşturuyor. Yine bu Toroslar'da, yani Anadolu'da Toroslar'da bulunan maden yatakları da özellikle demir açısından oldukça zengin ve yine Memlüklerin ihtiyaçlarının karşılanması hususunda önemli bir yer ediniyor. Bir diğer husus ise bu her iki devletin bu çalışmanın içerisinde konulmasında karşılaştırmalı bir çalışma yapmak ve buradan elde edilen verileri ve süreci değerlendirmenin Doğu Akdeniz'e olan katkılarını görebilmek. 1260 ve 1310 tarihlerini de bahsetmiştim. Kısaca tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Bu dönem özellikle bölgede Memlük Sultanlığı'nın yükselişe geçtiği bir dönem ve fetihlerle birlikte bölgedeki devletleri ortadan kaldırdığı bir dönem. Haçlı devletlerini ve bunun üzerine Memlüklerin gücünü kırmak adına papalık ambargolarının uygulandığı ve sıkı uygulandığı bir dönem bu dönem. Ve bundan dolayı da ben 1260 ve 1310 tarihlerini tercih etmeye gayret ettim. Bir de noter belgeleri özellikle detaylı bilgi vermesi açısından 1260 ve 1310 tarihleri arasında geniş bir yelpaze sunuyor. Bu açıdan da dönemlendirme bu şekilde tercih edildi. Şimdi konu devam ederken birçok üründen bahsedeceğiz. Bunların içinde kereste çeşitleri, işte kemere ve kaplama döşemesi geçecek, demir ve köle. Bunların ne amaçla kullanıldığına kısaca bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi yan tarafta bir gemi iskeleti görüyorsunuz. Bu gemi iskeletinde omurgayı oluşturan şu birbirine paralel olarak giden parçalara biz posta adını veriyoruz. Bu denizcilik teriminde posta olarak geçiyor. Bu postaları güvertede birleştiren hafif bombeli yapıdaki ahşap aksamı ise kemer adı veriliyor. Ve bunlar hem sağlamlık açısından güverteyi taşıyor hem de geminin dengede kalmasına yardımcı olan bir unsur. Bundan dolayı oldukça önemli bir parça.
Bunun dışında döşeme kaplama kerestesi olarak belgelerde geçen MTA'lar var. Bunlar ise geminin şurada dışında gördüğünüz dış kaplamada kullanılan keresteler ve daha sonra kemerlerin üzerine çakılarak ya da geçirilerek oluşturulan bu güverteyi oluşturan parçalar olarak bunları ifade edebiliriz. Demir hususunda bak demir hususuna baktığımızda burada Memlüklerin özellikle ihtiyaç duyduğu hem savaş malzemesi yapımında kullanılan malzemeler hem de atlarının nalları, nal çivileri demirden yapılıyor. Bundan dolayı da önemli bir ihtiyaç. Bu ürünlere duyulan ihtiyacın sebebi ise Memlüklerin hakim olduğu topraklar yani Biladüşşam bölgesi ve özellikle Mısır'da bu tarz ürünlerin ham madde kaynaklarının olmaması. Bundan dolayı da bunların engellenmesine çalışılıyor. Köle hususuydu ise bildiğiniz üzere Memlükler kölemen bir devlet. Bundan dolayı da askeri sistemin önemli bir kısmını köleler oluşturuyor. Bu açıdan da köle ihtiyacını durdurmak, Memlüklerin köleye erişimini durdurmak yine önemli bir ambargo yasaklama faaliyeti olarak karşımıza çıkıyor. Kaynaklar hususuna bakacak olursak ben hileli ticareti dört çeşit kaynak üzerinden takip edebiliyorum. Burada diplomatik mektuplar, noter belgeleri, kronikler ve şikayet mektupları ön plana çıkıyor. Burada diplomatik mektuplar hususunda İbn Abdüzzahir'in iki tane eseri var. Döneme dair Errazuzzahir fi Siretil Melikizzahir ve Teşriful Eyyam vel Usur fi Siretil Melikil Mansur isimli eserler. İbn Abdüzzahir ilginç bir adam, ilginç bir müellif. Çünkü hem Baybars hem de Kalavun döneminde yani 1260'tan itibaren 1290'lara kadar yani 90'a kadar hem sahibi divan inşa hem de katibi sırlık görevini üstleniyor. Yani bu görev dış ilişkileri düzenleyen bir kurum ve dış yazışmaları gerçekleştiriyor yani İbn Abdüzzahir. Bundan dolayı da eserlerinde doğrudan diplomatik mektuplar hakkında bilgileri bulabiliyoruz. Yani buradaki mektupları, devletler arasındaki yazışmaları, ticarete dair verileri doğrudan eserine almış durumda. Bir diğer kaynak türümüz Cenovalı noterlerin kaydettiği belgeler. Burada Ayas Limanı'nda yani bir diğer ismiyle Layazo, günümüzde Yumurtalık ilçesi, Adana'nın Yumurtalık ilçesi burası. Buraya ait noter belgeleri. Burada da iki tane noter karşımıza çıkıyor. 1274 tarihinde Federico di Piazzalunga ve 1277 ve 79 tarihleri arasında da Pietro di Barbone isimli noterler. Bunların tutmuş olduğu belgelerde hem Mısır limanları hem de Biladüşşam bölgesiyle olan ticarete dair veriler sunuyor. Bir diğer noter grubunu Mausa'da görev yapan noterler oluşturuyor. Burada Lamberto di Sambuceto karşımıza çıkıyor. 1296-1307 tarihleri arasında görev yapıyor noter olarak. Daha önce Kefe'de bir görevi var bu noterin. Sonrasında Mausa'da görev yapıyor. Bir diğeri ise Giovanni de Rocca. O da 1308-1310 tarihleri arasında Mausa limanında görev yapıyor ve buradaki hem Cenovalıların hem de diğer unsurların yani yerlilerin, Kıbrıs yerlileri dahil olmak üzere diğer İtalyan şehir devletlerine dahil olan vatandaşların belgelerini düzenliyor. Bunların dışında kilise meclis kararlarını görüyoruz. 1251 ve 1283 tarihlerine ait Kıbrıs'ta Latin Kilisesi'nin almış olduğu, yapmış olduğu meclisler ve bunlarda alınan kararları görüyoruz. Ve son olarak da şikayet mektupları. Burada da iki tane mektup, iki tane rapor karşımıza çıkıyor. Guglielmus Adea'nın şikayet mektubu ile Pizalı İso'nun yazmış olduğu mektuplar. Bunlar Latin Kilisesi'ne giden şikayet mektupları. Bölgedeki tüccarlar, ticareti devam ettiren tüccarlar, farklı yollarla ticaret gerçekleştiren tüccarlar hakkında hem papalığı hem de bölgedeki Avrupa'daki kardinalleri uyaran mektuplar yazıyorlar. Bölümler ve bulgular bahsine geçecek olursak, öncelikle ben Doğu Akdeniz'in genel durumundan kısaca bahsedeceğim. Yani 13. yüzyılın ikinci yarısında Doğu Akdeniz nasıl şekillendi? Çünkü ticaret dediğimiz şey biraz da siyasetle alakalı, askeri mücadeleyle alakalı bir süreç. Bunun dışında Memlüklere karşı papalık ambargoları sürecinden bahsedeceğim. Bu ambargoların nasıl başladığını ve nasıl devam ettiğini. Daha sonra da yasaklı ürünlerin Memlük limanlarının ticareti hakkında bir değerlendirmede bulunacağım ve burada size ticaretin önce olanca seyrini göstereceğim. Yani var olan ticareti göstereceğim. Daha sonra da belgelerin nasıl sessizleştiğini göstererek burada kendi belirlediğim üç farklı yani iddia olarak ortaya koyduğum üç farklı yöntemi burada sizlere sunacağım.
Şimdi Doğu Akdeniz'in genel durumuna baktığımızda haritada gördüğünüz üzere biz 1250'lerden itibaren Memlüklerin bölgede güçlenmeye başladığını görüyoruz. Ancak 1260 önemli bir dönem, önemli bir kırılma noktası. Çünkü Sultan Baybars'la birlikte Ayncalut Savaşı ve daha sonra Baybars'ın önemli komutanlardan biri olan Baybars'ın tahta geçmesiyle birlikte Memlükler daha farklı, daha atılgan, bölgede daha hareketli bir fetih hareketine başlıyor ve ilerlemeye başlıyor. Bir anda Moğollar 1260'da yenilmişler. Bu yenilgiden sonra daha çok hareketlerini Ön Asya ve Anadolu'ya yönlendiriyorlar. Burada daha çok Anadolu Selçuklularıyla olan mücadelelerini ve onlar üzerindeki hakimiyetlerini görüyoruz. 1260 aynı zamanda Bizans için önemli bir dönem. Yani 1261'de İznik'teki imparatorun başkentini İznik'ten Konstantinopolis'e yani İstanbul'a taşındığını görüyoruz. Ve böylelikle Boğazların kontrolünü Memlükler için önemli bir geçiş noktası olan, çünkü Karadeniz'den gerçekleşen küre ticareti Boğazlar üzerinden gerçekleşiyor, devam ettiriliyor. Bu bakımdan Bizans, Memlükler için kimi zaman önemli bir müttefik, kimi zaman da anlaşmazlık yaşadığı, özellikle İlhanlılarla yapmış oldukları anlaşmalarla, Bizans'ın yapmış olduğu anlaşmalarla önemli bir karşıt güç olarak da zaman zaman karşıya çıkıyor. Yine bölgeye baktığımızda Kıbrıs Krallığı'nı görüyoruz. 13. yüzyılda artık yavaş yavaş bölgeden gelen göçlerle birlikte gelişmeye başlayan, zenginleşmeye başlayan, çeşitli imtiyazlar veren bölgedeki Latinlere, yerleşimcilere çeşitli imtiyazlar vererek hem nüfusunu hem de gelirlerini artıran bir Kıbrıs Krallığı'ndan bahsediyoruz. Yine Kilikya Ermeni Krallığı bu dönemde önemli bir güç haline gelmeye başlıyor. Çünkü bölgedeki 1268'de biz Antakya'nın ortadan kalktığını görüyoruz. 1289'da Trablus Haçlı Kontluluğu'nun kalktığını görüyoruz. 1291'de de Akka'nın ve bu süreç Ayas'a ve Kilikya Ermeni Krallığı'na yarayan bir süreç. Bir yandan da varlıklarını İlhanlıların, Moğolların himayesinde devam ettiren bir devletten bahsediyoruz. İtalyan şehir devletleri ise bölgede hem Kilikya Ermeni Krallığı'nda hem de Kıbrıs Krallığı'nda önemli imtiyazlara sahipler. Yine Memlüklerle de ticaretlerini özellikle İskenderiye ve Dimyat olmak üzere bu şehirlerde devam ettiriyorlar. Böyle bir siyasi konjüktür var. Yani 13. yüzyılın ikinci yarısında. Taşınan ürünlere bakacak olursak da Memlük Sultanlığı'ndan çeşitli baharatlar, kokulu şifalı bitkiler, boya maddeleri, doğuya özgü mallar, daha çok doğuya özgü mallar ve Memlük tekstilinin hem Anadolu'ya hem de Avrupa'ya ticaretinin yapıldığını görüyoruz. Anadolu ve Avrupa'dan ise köle, keresle, demir, hayvan derisi, bakır, yağ, sabun gibi ürünlerin Memlük topraklarına getirildiğini görüyoruz. Papalık ambargoları ve yasakları dönemine bakacak olursak, burada aslında bu sürecin bir çeşit mücadele yöntemi olarak geliştiğini görüyoruz. İslam devletlerinin gücünü kırma, bölgedeki ilerleyişini durdurma yöntemi olarak geliştiğini görüyoruz. Tamamen askeri amaçlı aslında bir hamle ve bölgede köle, keresli, demir gibi ürünleri Memlüklere özellikle hem gemi yapımında hem de askeri gücünü arttıracak emtiaların sağlanmasını durdurma, azaltma amacıyla ambargolar uygulama yönteminin başladığını görüyoruz. Ancak bu sadece 1291 yani Akka'nın düşmesi ve bölgedeki son Hristiyan kalesi ya da son Haçlı kalesinin kaybedilmesiyle ortaya çıkmıyor. Bunun çok daha öncesi var. Tarihsel sürece baktığımızda 1162'de Montpellier Konsili'nde bunun ilk defa dile getirildiğini görüyoruz. Papa 3. Alexander Müslümanlara savaş aletleri yapımının, sarazenlere savaş aleti yapımında kullanılan araçların satışının yasaklanmasını öneriyor. 1179'da 3. Lateran Konsili'nde yasaklara uymayanların cezalarını görüyoruz biz. Bu yasaklara uymayanların, çünkü ilk konsilde cezalardan bahsedilmiyor. Bu sadece bir öneri olarak ortaya atılıyor. Daha sonra bunun caydırıcı olmadığı görülünce yasakların geldiğini görüyoruz. 1215 yılında düzenlenen 4. Lateran Konsili'nde ise Müslümanlarla ticaretin toptan yasaklanması süreci başlıyor. Yani sadece savaş aletleri değil, savaş aletleri yapımında kullanılan malzemeler değil, bütün ticaretin yasaklanması dile getiriliyor. 1245 yılında bir revize geliyor bu karara ve bu Lyon Konsili'nde Papa 4. Innocent tarafından savaş aletleri yapımında kullanılan emtiaların satışının yasaklanması dile getiriliyor. Bu ifade ediliyor.
Bunun yanı sıra da Müslümanları gemilerine alanlar, gemi yapımında Müslümanlara yardım edenler, Müslüman gemilerine kaptanlık yapanlara da uygulanacak cezalardan da bahsediliyor. Bu cezalar genellikle aforoz edilme ya da gemilerine el konulması, malına el konulması şeklinde değişiyor. Bizim için, bizim çalışmamız için, bugün konuştuğumuz konu için en önemli konsil ise 1274 Lyon Konsili. Çünkü burada ambargo ve yasaklar, yasaklı ürünler tekrar dile getiriliyor. Alınan kararlar oldukça önemli çünkü 6 yıllık bir yasaklama döneminden bahsediliyor. Ve bu belgede, bu Lyon Konsili'ndeki alınan kararlarda sahte Hristiyanlar adı diye bir terimden bahsediliyor. Sahte, fasık Hristiyanlar olarak da çevirebiliriz bunu. Burada Kilikya Ermeni Krallığı ve Kıbrıs'tan ticaret gerçekleştirenler ifade edilerek bunların sahte Hristiyanlar olarak tanımlanması sağlanıyor. Böylelikle aynı zamanda bu konsilde alınan kararlara göre bölgede ticaretin engellenmesi, yani Müslümanlarla ticaretin engellenmesini sağlayacak bir filo oluşturulması da kararlaştırılıyor. Yani 25 gemilik bir filonun bu dönemde oluşturularak bölgede devreye gezdiğini de söyleyebiliriz. Yani oldukça kontrollerin sıkı olduğu bir dönemden bahsediyoruz 1274 tarihi için. Ancak tabii ki bu süreç bölgedeki tüccarlar açısından her biri için aynı şekilde tepki, yani hepsinin aynı şekilde etkilendiği gibi bir sonucu doğurmuyor. Bu hususta zaten detaylarıyla tartışacağız. Papalık ambargolar için iki önemli dönem var. İşte biraz önce de bahsettiğimiz Trablus ve Akka'nın da elden çıkması, yeni kararların alınması, yeni ambargoların getirilmesi sürecini hızlandırıyor. Burada Mısır ile ticaretin tamamen yasaklandığını görüyoruz 1291'den sonra. At, demir, keresle, gıda maddeleri ve her türlü ticari ürünün Mısır ve Suriye'ye satışının yasaklanması ifadesiyle yasaklama gerçekleşiyor. Ancak bu durum tabii ki bölgede ticari gelirleri olan İtalyan şehir devletleri açısından oldukça olumsuz sonuçlar doğuruyor. Bunun üzerine de bölgedeki tüccarlar Kudüs Patriği'ne giderek ondan durumu revize etmesini, yani alınan kararın revize edilmesini, bunun teklifinin sunulmasını istiyor ve böylelikle sadece savaş malzemelerinin yasaklanması, onun dışındaki emtiaya izin verilmesi isteniyor. 14. yüzyıla baktığımızda da 1308'de bir yasaklama görüyoruz. Savaş malzemelerinin yanı sıra burada tüm ticari malzemenin satışının yasaklanması sürecini görüyoruz. Burada yine cezalardan da bahsediliyor. İşte verilecek olan cezalar, eğer yakalanırsanız, geminizde bu malları taşıyorsanız ve yakalanırsanız size verilecek olan cezalar aforoz, küçük düşürme, para cezası, vatandaş haklarını kaybetme gibi kurallar, cezalar ileri sürülüyor. Vatandaşlık hakkı oldukça önemli çünkü siz bir ülkenin vatandaşıysanız, bir devletin vatandaşıysanız, örneğin Cenova vatandaşıysanız, Cenova'nın çeşitli limanların elde ettiği imtiyazlardan yararlanıyorsunuz. Bu hakkı kaybederseniz bu imtiyazları kullanamıyorsunuz ve yüksek vergiler ödemek durumunda kalabiliyorsunuz. Bu bakımdan önemli. Ticaretin olağanca seyrine bakacak olursak, yani olağan seyrini inceleyecek olursak 1274 önemli bir nokta. Biraz önce de bahsettik 2. Lyon Konsili'nin olduğu süreç. Biz bu döneme dair noter belgelerine baktığımızda 21 Şubat tarihli Ayas'ta kaydedilen bir belgede Pizalı Lambertus de Castello'nun Obertus de Aricio'dan bir miktar yeni Ermeni dirhemi borç aldığını görüyoruz. Daha sonra bu parayla 200 kemere, biraz önce de bahsettiğimiz o görselde gösterdiğimiz ürünü aldığını görüyoruz. Ve bunları Santus Antonius isimli gemiye yükleyerek Mısır'a indirip açık arttırma ile sattıktan bir aylık süre sonra, bir ay kadar sonra 200 memlük dinarı olarak borcunu geri ödeyeceğini belirtiyor. Yani belgeye baktığınızda belgede malı alan, yani borcu alan, daha sonra bu almış olduğu borçla birlikte ticari bir ilişkiye giren, yani bir miktar ürün alan ve bunu Mısır limanlarına ne şekilde, ne kadar ürünü ne şekilde götüreceğini, nereye götüreceğini detaylı bir şekilde anlatan bir girişimci, bir tüccar görüyoruz. Bir başka belgeye baktığımızda burada 6 Haziran tarihli bir belge, yine Ayas'ta kaydedilmiş. Pizalı Donatus'un Yordanus'un oğlu Nikola'dan bir miktar yine Ermeni dirhemi, yine borç aldığını görüyoruz. Ve geri ödemenin 243 memlük dinarı olarak yapıldığını görüyoruz. Burada ilginçtir. Dimyat'a 3 sevkiyatın yapılacağından bahsediliyor. Önce 35 kemere Antonius de Stupa'nın Taridas'ında taşınıyor. Taridalar büyük ticaret gemileri. İkinci sevkiyat 27 kemere Nikola Paske'nin Taridas'ında taşınıyor. 300 kemere ise son sevkiyatta Bandinus de Stupa ve kardeşinin gemisinde taşınıyor.
Bu belge sadece ticareti gerçekleştiren kişi hakkında bilgi vermiyor bize. Bunun dışında bu ticari faaliyette gemileriyle birlikte yer alan tüccarlar ya da girişimciler, tüccar demeyelim de bunlar daha çok girişimci, mal taşıyıcı, nakliyeciler. Bunlar hakkında da bilgi veriyor. Yani bu kişilerin de biz Memlüklerle olan ilişkilerini görebiliyoruz. Bir diğer ürünümüz döşeme kerestesi. Burada 25 Şubat 1274 tarihli bir belge görüyoruz. Yine Ayas'ta kaydedilmiş. Paganus de Barca'nın Gregorius Ordemanus'tan bir miktar Ermeni dirhemi borç aldığını görüyoruz. Silifke'den 300 döşeme kerestesini Santus Julianus isimli gemiye bindirerek Dimyat'a götüreceği ve burada satacağını belirtiyor. Borcunu ise 140 Memlük dinarı olarak geri ödeyeceğini belirtiyor. Bir başka örneğe geçeceğim. Burada demir ticaretini görüyoruz. 27 Şubat 1274 tarihli bir belge. Pizalı Ricomanus'u görüyoruz bu sefer. Pizalı Bandenakus isimli birinden bir girişimci. Bunlar artık şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Para alınan kişileri. Tefeci, yani günümüzdeki tefeciler gibi. Çünkü parayı size teslim ediyor. Bir miktar para veriyor size. Ve bunun karşılığında daha yüksek bir meblağda bu parayı sizden geri alıyor. Ya da yapmış olduğunuz ticaretten belirli oranda bir pay alıyor. Burada yine bir miktar yine Ermeni dirhemi borç alındığını görüyoruz. 38 Akka Kantarı ağırlığında 420 kasa demirin Santus Nikolaos isimli gemiye bindirilerek Dimyat'a götürüleceği bilgisi veriliyor bu belgede. Köle ticaretine dair bir veri var. Şimdi köle ticareti çok enteresan. Ayas limanında Ayas limanından deniz aşırı bir köle ticaretine dair veri veren bir belge yok. Yerel köle ticaretine dair veriler var. Ancak ilginçtir ki Mausa'da tek bir örnek karşımıza çıkıyor bu deniz aşırı köle ticaretine dair, Memlüklerle olan ticarete dair. Ama bu bir ticaret belgesi değil, bir taşıma belgesi, gemi kiralama belgesi aslında bakarsanız. Bu belgeye göre 23 Eylül 1301 tarihli Mausa'da kaydedilen belgeye göre Lanfranculus ismindeki bir köle taciri, köle tüccarı, Guidetto Spinola ismindeki bir gemi işletme hakkına sahip olan birisi bu. Yani gemi kendisinin değil, fakat gemiyle bir gemi kiralıyor. Geminin sahibinden gemi sahibi var. Gemiyi kiralayan kişi var. Bu gemiyi kiralayan kişi de kendisinden daha küçük çaptaki tüccarlara o gemide yer kiralıyor. Böylelikle örneğin 10 ya da 15 tüccarın malları taşınabiliyor. Burada da Lanfranculus'un Guidetto Spinola'dan yer kiraladığını, yani o gemide Santus Antonius isimli gemide yer kiraladığını görüyoruz. Kendisi, ilginçtir, kendisi eşeği ve 12 ile 15 arasında sayısı değişen kölenin önce Dimyat'a ardından da İskenderiye taşınmasını istiyor. Böyle bir anlaşma yapıyorlar. Hatta ilginçtir, daha sonra eğer satamadığı köle olursa Lanfranculus yapılan anlaşmaya göre bu satamadığı kölelerle birlikte Mausa'ya geri dönebilecek Guidetto Spinola'nın gemisinde. Böyle bir ifade belgede yer alıyor. Şimdi şu ana kadar var olan ticareti 74 yılında verilerin bize sunmuş olduğu hem ticareti yapan kişiler, taşınan ürünler, ürünlerin nereye taşındığı, ne kadar ürün taşındığı, ne kadar fiyata taşındığı gibi bilgilere erişebildik. Ama ilginçtir, 1274 tarihinde bir kırılma noktası oluyor ve artık yavaş yavaş belgeler sessizleşmeye başlıyor. Burada da bu ticaretin devamlılığı için bir çeşit tedbir alma olarak yorumluyorum ben bu durumu. Buradaki amaçları da ambargoları kırmak, cezai işlem görmemek. Çünkü önemli bir handikap cezai işlem görmek. Maddi anlamda da cezai işlem görebilirsiniz. Geminize el konulabilir. Ürünlerinizi, emtianızı, taşıdığınız eşyayı kaybedebilirsiniz. Aforoz edilebilirsiniz. Vatandaşlık haklarınızı kaybedebilirsiniz. Bu yüzden bu riski almayı pek tercih etmiyorlar. Bir diğer husus ise ticari kazançlarını devam ettirmek. Bu en önemlilerinden bir tanesi. Çünkü tüccarların önemli bir bölümü maddi imkanlarını, maddi kazançlarını arttırma gayesiyle bu işi yapıyorlar. Burada da 3 yöntem karşımıza çıkıyor belge üzerinde. Emtianın varış yerini gizleme, emtiayı gizleme, yani varış yerini bildiriyorsunuz ama emtianın ne olduğunu bildirmiyorsunuz. Bir diğer ise belirli bir malın gizlenmesine yönelik uygulama. Burada özellikle köle ticaretine dair başka bir çeşit işlem yapıyormuş gibi bir belge düzenleyip aslında köle ticareti yapıyorsunuz. Böyle bir yöntemden de bahsedeceğiz. Şimdi resmi belgede ürünün gizlenmesi hususuna bakacak olursak
22 Şubat tarihli belgede, 1274 tarihli Ayas'ta kaydedilen belgede Pisa'da Lycomanus karşımıza çıkıyor. Yuhannes de Sala'dan bir miktar borç alıyor ve bu borçla Memlük ülkesine ticaret gerçekleştireceğinden bahsediyor. Borcun miktarı bu belgede belirtilmiyor. Geri ödemenin 25 Memlük dinarı olarak Lycomanus'un gemisinin Mısır'a ulaşmasından 20 gün sonra yapılacağı anlatılmış. Hatırlayacaksınız, biraz önce Lycomanus ismi geçmişti. 27 Şubat tarihli bir belgede Pizalı Bandenakus'la bir anlaşma yapmış. Bir miktar yeni Ermeni dirhem almış. Daha sonra bu parayla almış olduğu demirleri Santos Nikolosus isimli gemiye yükleyerek bunları Dimyat'a taşımıştı. Böylelikle biz aslında Lycomanus'un Memlüklerle doğrudan ticaret yapan, onlara yasaklı ürünlerden demiri sağlayan birisi olduğunu görüyoruz. Bu 22 Şubat tarihli belgesi Mısır'a gerçekleşen bir ticaret hakkında bilgi veriyor bize. Ama taşıdığı ürün hakkında bilgi vermiyor. Neden burada taşıdığı ürün gizleniyor? Bu tabii ki bir soru işareti olarak aklımızda kaldı. Bunun dışında bir başka örneğe bakacak olursak yine Lycomanus'un bir girişimi var. 6 Nisan 1274 tarihli bir belgede Lycomanus Guilhermus de Petra'ya vekalet veriyor bu sefer. Ve Mısır'da alım, satım, borç alma ve adına anlaşma yapma da dahil bütün işlemler için Guilhermus'u vekil olarak atıyor. Biz şunu görüyoruz. Bu Lycomanus Mısır'la olan ilişkilerini devam ettirmek istiyor. Ama onu engelleyen bir şey var burada. Yani bir şeylerden de zarar görmek istemiyor. Bu yüzden bu ilişkilerini yavaş yavaş geri plan almaya başlıyor. Ve kendinin yerine bir başkasını, bu ilişkilerden etkilenmeyecek birini, belki daha az etkilenecek birini, bu yaptırımlardan, ambargolardan ya da cezai işlemlerden daha az etkilenecek birini ön plana sürüyor olarak değerlendirilebilir bu süreç. Bir başka belgeye baktığımızda 11 Haziran 1274 tarihli bir belge. Stephanus Trecus ve ortağı noter Johannes Pisanus'u görüyoruz. Bu iki kişi bir ortaklık yapıyorlar ve Nikolosus Bukukius'tan bir miktar yeni Ermeni dirhemi borç alıyorlar. Ödeme Nikolosus'un gemisinin Dimyat'a ulaşıp taşıdıklarını indirmesini takiben 20 gün içinde yapılacağını belirtmişler belgede. Kayıtta adı geçen noter Yohannes daha önceki tarihi bir belgede Mısır'a döşemek kestisi satarken, götürürken görünüyor. Hemen aşağıdaki belgeye bakacak olursanız burada da 23 Mayıs tarihli belgede aynı kişinin noter Yohannes Pisanus'un Antonius de Quarto'nun oğlu Salvanus'la bir ortaklık yapıp burada 650 yeni Ermeni dirhemi değerindeki 260 döşeme kerestesini alıp Mısır'a satmak üzere götüreceği bilgisine erişiyoruz. Yani 23 Mayıs'ta rahat bir şekilde bu ticari ilişkiyi gerçekleştirirken, döşeme kerestesini götürebilirken 11 Haziran'da neler oluyor? Neden götürdüğü ürünü anlatmak istemiyor, ne olduğundan bahsetmek istemiyor? Bu da yine soru işareti olarak şimdilik dursun. Bir diğer örnek 21 Eylül tarihli. Burada da 21 Eylül 1277 tarihli. Hatırlayacaksınız, 2. Lyon Konsili 6 yıllık bir süre zarfında yasaklamaları getiriyordu. Burada da karşımıza Grimaldus, Vestagnus ve Botericus, Lercarius ve arkadaşları çıkıyor. Belli bir miktar Ermeni dirhemi borç alınıyor. Burada bazı mallar ifadesinin geçtiğini görüyoruz belgede. Önce ürünlerle Suriye'ye gideceğinden, daha sonra bu ürünlerin İskenderiye'ye taşınacağından bahsediliyor. Ama yine ne taşınacağı hususunda bir bilgi yok. 14 Mart tarihli belgeye baktığımızda, 1279 tarihinde düzenlenen belgeye baktığımızda, bu belgeleri, yani 1277 ve 79'daki belgeleri, Ayas'taki belgeleri düzenleyen Pietro di Bargone'yi görüyoruz. Noterin kendisini görüyoruz bir taraf olarak belgenin içerisinde. Aslında noterler sadece noter işlemleri de yapmıyorlar. Bölgedeki ticarette de burada aktif olduklarını görebiliyoruz. Pietro Vivencius de Santo Donato'dan 1325 yeni Ermeni dirhemi para alıyor ve ticaretten elde edilecek kazancın dörtte birini ona ödemeyi taahhüt ediyor. Böylelikle önce Dimyat'a, Ayas'tan Dimyat'a bir ticaret gerçekleştireceğini belirtiyor. Burada Ayas'tan Dimyat'a ne götüreceğinin bilgisini vermiyor. Dönüşte ise Dimyat'tan önce Suriye bölgesine gideceğini ve sonra da Ayas'a döneceğini belgede anlatıyor.
Ayas Liman üzerinden verdiğimiz örneklerin dışında Mausa'ya bakacak olursak, Mausa'da kaydedilen belgelerde ilginç bir kişilik, ilginç bir karakter karşımıza çıkıyor. Seguranus Salveibus. Önemli bir şahsiyet çünkü sadece noter belgelerinde ismi geçmiyor. Şikayet mektuplarında da adından oldukça bahsedilen birisi. Sarazen olarak, hatta şikayet mektubları Sarazen olarak adlandırılıyor. Bunun sebebi dinini değiştirmiş olması değil, Sarazenler, yani Memlüklere çalışıyor olması. Hatta Sultan'ın kardeşi, Seguranus Sultan'ın kardeşidir, gemisine Sultan'ın ve Hazreti Peygamber'in sancağını takarak ticaret yapar. Böylece hem Müslümanların, yani gemisine hem Müslümanları taşır, hem de Memlüklerle ticari ilişkileri olan kişileri taşır şeklinde ifadeler var. Biz Seguranus'u Mausa'daki belgelerde de görüyoruz. Seguranus ve ortaklarından bahsediliyor. Hatta bu şikayet mektuplarında şu an aklıma geldi. Seguranus'tan bahsederken Seguranus'un bu işte yalnız olmadığı, kendisiyle birlikte arkadaşlarının, hatta ailesinin de bu işte olduğu ve onun gibi Cenovalıların da, yani Müslümanlara, bölgedeki Memlüklere hizmet eden, onların ihtiyaçlarını karşılayan, onlara yasaklı ürünleri getiren, kereste, demir ve köle gibi ürünleri getiren kişiler olduğundan bahsediliyor. Şimdi Seguranus'a tekrar dönecek olursak, Mausa'daki belgede burada da ortaklarıyla bir ticari ilişkiye girdiklerini görüyoruz. Bir ticaret yapacaklarından bahsediyorlar. Burada bir gemi kiralıyorlar. Sancta Amantia isimli silahlı bir gemi bu. Mausa'dan Konstantinopolis'e ticaret yapacaklarını belirtiyor. Yalnız gemide sadece kendi malları yok. Gemiye 13 tüccarın daha malını koyuyorlar. Ve ilginçtir, belgeye daha sonra Seguranus ve ortaklarının rotaya İskenderiye'yi de eklediklerini görüyoruz. Ama Mausa'dan İskenderiye'ye ne taşıyacaklarını, ne götürecekleri hususunda bilgi vermiyorlar. Belgenin bu hususta sessiz kaldığını görüyoruz. Neden, yani Mausa'dan haritayı düşündüğümüzde, Mausa'yı ve Konstantinopolis'in konumlarını düşündüğümüzde neden yolu uzatma gereği duyuyorlar? Neden taşıyacakları ürün hakkında bilgi vermiyorlar? Bu da yine bir soru işareti. 14 Şubat tarihli belgeye baktığımızda da Johannes Mansofi de Gibellato'nun Tuome de Beruto ile bir anlaşma yaptığını görüyoruz. Burada bir 50 beyaz bezant borç aldığını görüyoruz ve Suriye'ye ticaret gerçekleşeceğinden bahsediyoruz. Kıbrıs'tan Suriye'ye hangi ürünlerin taşındığı hususunda yine bir bilgi bulunmuyor. Resmi belge, bir diğer husus ise resmi belgelerde ürünün barış yerinin gizlenmesi. Şu ana kadar ürünü gizliyorlardı. Şimdi de barış yerinin gizlenmesine dair örneklere bakacağız. Burada Ayas'a dair 1274, 1277 ve 79 tarihli belgelerde bu uygulamanın çeşitli örneklerini görebiliyoruz. Ancak Kıbrıs'ta kaydedilen belgelerde bu görülmüyor. Ancak Kıbrıs bu uygulamaya daha farklı bir şekilde hizmet ediyor. Bir çeşit vasıta, belki de eşyaların taşınması için geçici bir varış noktası olarak hizmet ediyor. Bu hususta da çeşitli örnekler var. Şimdi 16 Ocak tarihli belgeye baktığımızda 1274'te Ayas'ta kaydedilen belgede Johannes Maniardino, Johannes Sargus'la bir ortaklık kuruyor. Petrus Bavaria'nın gemisine 100 kereste yüklüyorlar ve bilinmeyen bir yere bu malları götürerek ticaretini yapacağını belirtiyor belgede. Belgede ürün hakkında bilgimiz var. Ürünün kimin tarafından götürüleceği, hangi gemiyle götürüleceğine dair veriler var. Ancak nereye götürüleceği hususunda bir veri yok. Bir başka belge, burada zaten sağ tarafta noter belgesini de görüyorsunuz. 24 Şubat 1279 tarihli belgede Obertus Turdus, Jacobus Turdus'la bir anlaşma yapıyor ve 2500 yeni Ermeni dirhemi borç alıyor. Ve buradan, belgeden demir ticareti yapacağını görüyoruz. Ve ilginç bir ifade var. Tabii ödemeyi 8 gün sonra yapacağını belirtiyor ama burada asıl ilginç olan ifade şurası. Portare de Beo quo iturus sum. Yani her neresi olursa taşıyacağını, götüreceğini ifade eden bir ifadeyi görüyoruz burada. Yani almış olduğu, bu parayla almış olduğu demirleri neresi olursa götüreceğini ifade ediyor. Yine bir varış noktası belirtmiyor. Bu da böyle bir belge. Kıbrıs Krallığı'nın bölge ticaretinin rolüne dair belgemize gelecek olursak da burada 11 Kasım 1277 tarihli bir döküman karşımıza çıkıyor. Bir noter kaydı karşımıza çıkıyor. Burada yine Ayas'ta kaydedilen bir belge. Ama belge ilginçtir. Ricius de Naulo ve Johannes
Kamerlengus isimdeki iki tane tacir aralarında bir anlaşma yapıyorlar. 35-40 kıbrıs kantarı ağırlığındaki demiri ve 10 kasa at malını Dikius Yuhannes'e satıyor. Malların Kıbrıs'a götürüleceği ifade ediliyor belgede. Yuhannes'in Dikius'a teslimden sonra 8 gün içinde her kantar için 80 yeni Ermeni dirhemi ve 29,5 Kıbrıs bezantı ödeyeceği yine belgede geçiyor. Taşınan demir ve nalların gerçekten Kıbrıs'a taşınıp taşınmadığı, buradan başka bir yere nakledilmediği diyor hususunda net bir bilgi bulunmuyor. Bu hususta bu sadece benim çalışmamda yer alan bir örnek değil. David Jacobi de bu hususta bir görüş belirtmiş çalışmaların birinde. Buradaki ticaretin muhtemelen bölgenin en arzulu, en istekli taraflarından biri olan özellikle bu demir ürünleri ve kereste gibi ürünlere talip olan devleti Memlüklere taşınmış olabileceğini iddia ediyor. Çünkü biz 1280'lerdeki belgelere bu kilise kararlarına ve devletin Kıbrıs Kilisesi'nin ve Kıbrıs Kralı'nın aldığı kararlara baktığımızda Kıbrıs Kralları'nın da zaman zaman bölgeden yani Kıbrıs'tan, Mausa'dan Memlük limanlarına ticaret yapan, gizli ticaret yapan tüccarlar olduğunu söylediğini, belgelere yazdığını görüyoruz. Bu hususta da ben de David Jacobi ile aynı fikirdeyim. Muhtemelen bu ürünler daha yüksek kar amacıyla Kıbrıs'a götürüldükten sonra ya da Kıbrıs'a indirilmeden Kıbrıs limanına girip ve oradan İskenderiye ya da Dimyat'a taşınmış olabilir. Köle ticaretine dair verilere bakacak olursak da burada 1274 yılına ait 3 belgeden bahsedebiliriz. Memlük topraklarına yapılan muhtemel köle ticaretini gösteriyor aslında. Bu 3 belge birbiriyle çok ilişkili. Şöyle ki Ayas'ta kaydedilen belgeler bunlar. 31 Ocak 1274 tarihli bir belge. Köle azat işlemi belgesi. Yani bir kişi bir başka kişiye gidiyor. Onun kölesini azat ettiriyor. Bir ücret karşılığında azat ettiriyor. Burada Sarazen olarak belirtilen belgede, Sarazen olarak kendisinden bahsedilen Falcadinus Ortaco de Baudaca diye birisi var. Ve bu kişi Paskalis Maneguete'ye giderek 300 yeni Ermeni dirhemi para ödüyor ve Theodorinus isimli köleyi azat ettiriyor. Yani Paskalis'in Theodorinus isimli kölesini 300 yeni Ermeni dirhemi de azat ettiriyor. İlginçtir. Yani bir Sarazen, hatta Sarazen olarak adlandırılan birisi. Bu adamın Müslüman olup olmadığını bilmiyoruz ama Sarazen olarak adlandırılıyor ve böyle bir işlem yapıyor. Daha sonra bir gün sonra aynı kişinin Sarazen Falcadinus'un bu sefer Nikolosus de Albario'ya 300 yeni Ermeni dirhemi vererek ondan bir köle azat ettiriyor. Yani onun bir kölesini azat ettiriyor. Şimdi Falcadinus'un ismine baktığımızda yani kendisine Sarazen olarak bahsediliyor. Ancak hatırlayacaksınız Seguranus'tan da Sarazen olarak bahsediliyordu. Ve Seguranus Memlüklere çalışan bir Cenovalıydı. Burada hatta şikayet mektuplarında onun gibi çalışan, onun arkadaşları ve onun gibi çalışan, onun gibi hizmet eden Cenovalılar olduğundan bahsedilmişti. Birinci argümanımız bu. İkinci argümanımız neden bir Müslüman ya da Müslümanlara hizmet eden birisi gidip bir başkasına, bir Ayas'ta yaşayan bir Hristiyan'dan bir başkasını, bir köleyi azat ettirmesini istiyor ya da azat etmesi için bir para harcıyor. Bu önemli bir soru işareti. Daha sonra şunu gördüm. 14 Nisan tarihli bir belge. Köle satışı belgesi bu. Yerel köle satışı yani Ayas'ta yaşayan iki kişinin kendi arasındaki köle satışı. Burada da Guidetus Rubeus Paskalis Maneguete'ye Guirarus adındaki köleyi satıyor. 200 yeni Ermeni dirheminde. Dirhemi değerinde bir paraya bunu satıyor. Şimdi ilginçtir. Hatırlayacaksınız bir önceki belgede burada Paskalis Maneguete köle azat eden kişiydi. Sonraki belgede Guidetus'tan köle alıyor. Ancak metinde şöyle bir ibare var. Şöyle bir şey yerleştirilmiş metine. Kölenin hiçbir sarazene satılmaması şartı koşulmuş. Ve o dönem belgelerine baktığımızda biz yerel köle ticareti içerisinde de bunu görebiliyoruz. Yani kölenin bir sarazene satılmaması şartı koşuluyor. Yani bu durumda da aslında belge üzerinde bazı önlemler alınmaya çalışılmış. Müslümanlara, Memlüklere köle satışı engellenmeye çalışılmış. Ancak bölgeye gelen Memlüklere hizmet eden tüccarlar ya da Müslümanlar artık neyse bunlar bölgeden farklı bir belge üreterek, farklı bir belge yazdırarak
bir çeşit azat belgesi yazdırarak aslında köle almışlar ve gitmişler. Bu şekilde yorumlanabilir. Çünkü ben aynı döneme dair köle azat belgelerini Kıbrıs üzerinden incelediğimde kölelerin daha çok işte ölecek olan birisi Tanrı'nın lütfuna erişmek için ya da kölenin kendisine uzun süre çok iyi hizmet ettiği için köleyi azat ettiğini görüyoruz. Ya da kölesini azat ettirdiğini görüyoruz. Bunun dışında yani bir sarazen olarak adlandırılan birinin gidip Mausa'da ya da Kıbrıs'ta genel olarak köle azat ettirme gibi bir durumu söz konusu değil. Bu bakımdan ilginç bir örnek. Ben bunu çalışmam içerisinde farklı bir belge türü üretilerek aslında köle ticareti yapıldığı ve böylelikle de kanuni anlamda herhangi bir problemle karşılaşılmaması adına bir çeşit önlem olarak değerlendirdim. Sonuç olarak biz 13. yüzyılın ikinci yarısında ve 14. yüzyılın başlarında dini ve siyasi otoritelerin tüccarlara çeşitli yasaklar getirerek hatta cezalar uygulayarak ticareti engellemeye çalıştıklarını görüyoruz. Bunun asıl gayesi Memlük Sultanlığı'nın ekonomik ve askeri yönden zayıflatılması, Memlük liman şehirleri ve pazarlarına köle kereste ve demir taşınmasının engellenmesi amacıyla yapılıyor bunlar. Ancak Ayas ve Mausa'ya ait noter belgelerinde ambargo ve yasakların teoride kaldığını görüyoruz. Buna dair oldukça fazla örnek var. Bu sunumda ben bu örneklerin bir kısmını kullanabildim zamandan dolayı. Ama bu makale olarak yayınlandığında çok daha fazla örnek içinde olacak. Aynı zamanda tüccarların kişisel menfaatleri, kazançlarının ağır basması sebebiyle çeşitli yöntemler uygulanarak, yani çeşitli yöntemler ürettiklerini, ürünlerin böylelikle Memlük limanlarına taşınmasını sağladıklarını iddia edebiliriz. Noter belgeleri ve diğer ticarete dair bilgi veren diplomatik yazışmalar ve şikayet mektupları üzerinden. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sunumumu burada bitiriyorum. Eğer sorular varsa cevaplamaktan da mutluluk duyacağım. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Şimdi tabii sorulara geçeceğiz ama dediğimiz gibi saatimizi de iyi kullanacağız. Ben merak ettim, önce bir şeyle başlayayım. Şimdi bu belgelerde Ermenilerden alınan borçlar, paralar dinar olarak dirhem olarak geçiyor. Bunun hiç tram olarak geçtiği de var mı? Yani Ermenilerin kendi paralarına verdikleri bir isim olarak, yoksa farklı farklı şeyler mi? Ya burada ben uzman değilim, konuda uzman değilim. O hususta aslında sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Şimdi belgelerde tram ifadesi de var ve daremi şeklinde geçiyor. Ben bunu değerlendirirken, Türkçeleştirirken dirhem olarak Türkçeleştirdim ama kim belgelerde de bu tram olarak geçiyor. Tabii ama tabii. Çünkü gümüş paranın yani neyi olduğunu bilmiyorum. Hani aralarındaki gram farkı, ayar farkı nedir onu bilmiyorum. O yüzden bir şey söyleyemedim. Evet, yani normalde yabancı belgelerde ya da Latince'de belki tram'ı kullanmayabilir, işine gelir gelmez, ama onlarda dirhem kullanılabilir veya Fransızca olur, denier diyebilir, başka. Ama tabii kendi paraları daha çok tram olarak geçiyor, gümüş. Onların merak ettiğim şu aslında, ama bu da sizin uzmanlık alanınız değil tabii, sadece merak ettiğim için. Bu Ermeni gümüş sikkeleri genellikle 3 gramdır. 2.90, 2.97, 3 gram vesaire. Ama Memlük dinarı daha ağır. Yani 5 gram, 6 gram vesaire. Ancak çift tram olursa ona denk gelir, ama o da gelmiyor. Çünkü biri gümüş, biri altın. Şimdi burada tabii bu döviz büroları tarzı bir şeyler, bu nasıl bir anlaşma yaptılarsa bayağı zor bir iş. Yani bir ülkenin altın parası var, bir ülkenin gümüş parası var. Dolayısıyla o ikisinin arasındaki korelasyonu tutup da borç alıp verme falan bayağı meşakkatli bir iş yani. Bunda da herhalde tatsızlıklar falan oluyordur. Mutlaka bilmiyorum yani şeyi. Evet, evet. Bu ve yani sadece aklıma bir karikatür olarak lütfen algılayın. Bu Memlüklere kereste ticareti işte mesela yasaklanıyor, ediliyor ve sonunda Memlükler Ermeni krallığına son veriyorlar mı? Öyle bir şey var, evet, değil mi? Ya evet. Bu da ilginç bir tarihin ilginç bir şeyi. Yani o öyle bir şey var. Neyse, ben şimdi şeyi uzatmadan hemen sorulara geçeyim. İzniniz olursa sorulara geçmeden ben şunu söylemek istiyorum. Siz güzel bir noktadan bahsettiniz. Yani Memlükler daha sonra bu devlete son veriyorlar.
Şimdi biz tarihsel sürece baktığımızda Memlüklerin ortaya çıkması ve güç kazanması ve bölgedeki ilerlemesine baktığımızda 1260'lardan sonra aslında sıkça Kilikya-Ermeni Krallığı'na girdiklerini görüyoruz. Hatta 1270'lerde Sis şehrini, yani başkenti de ele geçiriyorlar, yağmalıyorlar, Ayas'ı yağmalıyorlar ve geri dönüyorlar. Güçleri var, yani o devlete el koyacak güçleri var ama 1375'e kadar buna engel oluyorlar. Yani 1375 tarihine kadar bunu yapmıyorlar. Bunu da başka sunumda yapacağım ben. Yani önümüzdeki Mayıs ayında bir workshopumuz var bizim. Tolerans diplomasisi adı altında, hoşgörü diplomasisi başlığı altında geç Orta Çağ'da geç Orta Çağ Anadolu'sunda Kilikya Ermenileri ile Memlükler arasındaki siyaset. Bunu siyasetin bir parçası olarak yapıyorlar. Çünkü Memlükler için önemli bir ham madde kaynağı ve ticaretin bir şekilde yasaklı ticaretin bir şekilde devam etmesinde önemli bir fonksiyonu var Kilikya Ermeni Krallığı'nın. Oraya el koymanız demek, Ayas'a el koymanız demek ticaretin bitmesi demek. Çünkü artık Tabii. oraya siz Cenovalı Venedikli'yi çekemezsiniz çünkü ambargolar var. Cenovalı ve Venedikli şunu diyor: ben Müslümanlarla ticaret yapmıyorum, ben Ayas'ta bulunuyorum, Ayas'tan ticaret gerçekleştiriyorum, bölgeye ticaret gerçekleştiriyorum deyip belge üzerinde böyle bazı ufak oyunlar yaparak gerçekleştiriyorlar. Ama ilginçtir, yani 1275'e kadar bölgeden oldukça faydalanıyor Memlükler. Daha sonra 1200, pardon 1375, 1340'lardan sonra zaten biz şeyi görüyoruz: papalık ambargolarının zayıfladığını, artık ambargoların ortadan tamamen kalktığını. Çünkü artık Haçlılar da bölgeden ümidi kesiyorlar. Yani oraya bir daha giremeyeceklerinin farkındalar. Ve böylelikle ambargoların da ortadan kalkmasıyla birlikte Memlükler orayı tamamen kendi topraklarına katıyor. Bunu da böyle Evet, bir şey olarak söylemiş olayım. tabii. Yani benim tabii ilgi çekici bir nokta da bu Ermeni Krallığı'nın o 12. yüzyıl diyelim, 13. yüzyıl nasıl bu kadar güçlü bir durumda ya da ekonomisi mi güçlü? Yani oradan borç para alınıyor ve ticaret gerçekleştiriliyor. Bu ilişkiler de bayağı ilginç. Çünkü bir ara Ermeni Krallığı Hetum zamanında ya da o zaman Selçuklulara mı onların bir vasalı olarak bile devam Evet, ediyor. bir dönem böyle bir durum da var. Hatta Öyle bir durum da var. sikkelerde çift yönlü sikkeler var. Bir tarafı Evet, Arapça bir tarafında evet. Selçuklu tarafı, bir tarafı Ermeni kralının mührünü taşıyan ya da işte onun simgesini taşıyan paralar var. Bir dönem Evet. evet Evet. bunu Neyse, taşıyordu. tamam. Peki, teşekkür ederim. Ben şimdi hemen görüntümü kapatıp sorulara geçiyorum. Sizi bırakıyorum soru soran kişilerle. Şimdi Füsun Hanım, Sema Hanım, Gökcan hepsi teşekkür ediyorlar. Bülent Tandoğan'ın bir sorusu var. Kıbrıs'taki Yahudi tüccarlarla bir bilgiye rastladınız mı bu dönemde? Kıbrıs'taki Yahudi tüccarlarla. Böyle net bilgiler yok çünkü Yahudi tüccarların ticaretlerini Cenovalılar ve Venedikliler gibi kayıt altına almaları gibi bir durum maalesef yok. Ama şunu görebiliyoruz: bazı noter belgelerinde isimlerinden ya da geldikleri yerlerden Yahudi olma ihtimalleri olan kişileri görebiliyoruz. Hani noter belgeleri bu hususta bazı bilgiler veriyor ama isimlerden ya da Tamam. yani geldikleri, doğdukları yerlere dair bilgiler var. Bunlardan çıkabiliyor ancak. Peki İsmail Bekiroğlu, peki Memlüklerde bu ambargolara karşı ambargo uygulamışlar mı? Nasıl bir tutum sergiliyorlar? Sadece normal hukuki bir süreç mi var ya da daha başka bir şey var mı? Memlükler ne yapıyorlar? Memlükler bölgede aslında bölgenin nabzını çok iyi tutuyorlar. Bu bağlamda kendilerine karşı yapılan ambargolara da ufak misillemeler yapıyorlar. Ama bu çok yoğun bir misilleme değil. Çünkü şöyle bir durum var: Memlüklere her ne kadar bu ürünler ya bu ürünlerin gitmesi yasaklansa da bu bir şekilde devam ediyor. Yani o ticaret bir şekilde akmaya devam ediyor. Bundan çok fazla etkilenmiyorlar. Ancak bazen gemilerine el konuluyor ya da Memlüklere çalışan gemilere mesela korsanlık saldırıları oluyor ya da bölgedeki Haçlı gemileri tarafından batırılıyor ya da mallarına el konuluyor. Böyle durumlarda Memlükler İskenderiye'deki ve Dimyat'taki eğer örneğin bu batıranlar Cenovalıysa ya da Haçlı ise Cenovalılar ve Venediklerin mallarına el koyuyor ve böylelikle bir misilleme yapıyor. Oradaki o gideri, oradaki kaybı bu şekilde Tamam. tamamlıyor, geri almış oluyor. Tamam. Bülent Tan Doğan'dan bir soru daha okuyacağım.
Ermeni dirhemi mi, daremi, bunu konuştuk biraz önce. Dirhem zaten şeydi. Bu dönemde başka dirhemler varken neden Ermeni dirhemi kullanılıyor? Çünkü Ermenilerle ticaret, Ermeniler işin içinde olduğu için, değil mi? Ve bu Evet, dirhemler gümüştir. krallıkta Gümüş diye gerçekleşiyor. sormuş. Bu dirhemler gümüş dirhem mi? Evet, Evet. gümüş. Evet, gümüş dirhemler. Peki. Belkıs Yıldız'a teşekkürler. Bülent Süslü çok teşekkürler. Aynur Korkmaz öyle. Bülent Dandoğan, Darem veya Dram ve Tram tabii. Dirhem, dirhemi Batılılar daha çok kullanıyorlar. Yani Ermeniler değil ama literatüre böyle geçmiş. Vurguluyor herhalde. Elif Kork, Türkiye arşivlerinde bu belgeler var mı? Orta Çağ Latincesi olmaları çözülmelerini, tercümelerini, edilmelerini, transliterasyonu vesaire, bunları zorlaştırıyor mu? Bunları okunması, şey olması, yani bunları soruyor. Güzel bir soru. Yani şöyle, noter belgeleri Türkiye'de pek bilinmiyor. Pek çalışılmayan bir kaynak türü. Bu hususta bunun çok detaylı verileri Türkiye'deki kütüphanelerde yok. Ancak Türk Tarih Kurumu'nun kütüphanesi beni çok şaşırtmıştı. Bu Ermeni Krallığı'na dair, yani Ayas'ta kaydedilen belgeler Türk Tarih Kurumu kütüphanesinde bulunuyor. Yani bu yazma olarak değil, bu belgeler, noter belgeleri önemli bir bölümü. 1900 yılların başında, 1800 yılların sonu, 1900 yılların başlarında edisyondan geçiyor. Yani bu yazmaları matbu hale getiriyorlar. Küçük, kısa birkaç cümleyle İtalyanca bir açıklama veriyorlar yukarıda. Ardından da belgenin orijinal dilde karşılığını veriyorlar. Bu şekilde var. Yani Türk Tarih Kurumu kütüphanesinden Ayas Yumurtalık'taki belgelere, Cenovalıların tuttuğu 1274 ve 79 arasındaki belgelere ulaşabilirler. Peki. Bir soru var ama direkt sizinle ilişkili mi bilmiyorum ama yani köleler azat edildikten sonra toplum içerisindeki konumu nasıl devam etmiştir? Bu tabii İslam devletleri için farklı olabilir. Eski Yunan, Roma, Bizans vesaire çok geniş bir konu. Yani sizin Evet. bir şey varsa söylemek istediğiniz buyurun. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu özellikle bölgedeki Hristiyan devletler açısından genel haklara sahipler. Hatta bazı azat belgelerinde artık bir Roma vatandaşıdır. Yani Roma vatandaşı olarak geçiyor ifade. Bir Roma vatandaşı olmuştur şeklinde geçiyor. Fakat kendi adına belge düzenlerken azat edilmiş köle mutlaka daha önce azat edilmiş bir köle olduğunu dile getiriyor. Ben işte şunun azat edilmiş kölesiyim deyip ardından belgesini düzenletiyor. Bir de biraz önceki soruya, bir önceki soruya ek olarak, cevap olarak şunu size söylemek istiyorum. Bu belgelerin türü oldukça kolay. Yani Latince, orta derecede Latince bilen birisi çok rahat bir şekilde noter belgelerini çalışabilir. Çünkü noter belgeleri faturalar gibi. Ad, soyad, malı alan, malı satan, işte burada fiyatlar, baremler, ölçüler yer alıyor. Daha sonra özel şartlar varsa özel şartlar, daha sonra da işte şahit olanlar, bu işe şahit olanlar. Günümüzdeki noter belgeleri gibi de düşünebilirsiniz. Sadece isimler değişiyor, sadece gidecek yerler değişiyor, miktarlar değişiyor ama genel yapısı belgelerin aynı. Tamam, yani edebi belgeler değil ama kayıtlar şeklinde Kayıtlar. bakıyorum. Çok teşekkür ediyorlar. Endülüs, bu İslam dünyasında bu dönemde Endülüs'ün bir dahli var mıdır diye soruyorlar. Maalesef bir bilgim yok. Yani çok Akdeniz'in çok farklı bir bölümü. Yani orada mutlaka başka dinamikler var, başka bir ticari ilişki ağı var. O hususta bir bilgim yok maalesef ama ilginç bir soru. Evet, bu da değişik bir şey. Erdoğan sormuş. Ermenilerin kendi kiliseleri olduğu halde Katolik olan papalığın yasaklarını dinlemek zorundalar mı diye bir şey yapmış. Yani bu başka bir şey mi acaba, bilemedim. Şöyle bir cevap verebilirim. Belki arkadaşımızın ya da katılımcımızın sorusuna da cevap olmuş olabilir. Şimdi Ermeni Krallığı kurulduğunda öncelikle Ermeniler Haçlılara bölgede destek veriyorlar. Ve Ermeni Krallığı'nın bir krallık olarak tanınması için Papa iki tane elçi gönderiyor. Ve bu elçiler tarafından Kral Leon taç giyiyor. Aralarında böyle bir ilişki var. Yani bundan dolayı da onları bir krallık olarak tanıyan merci olarak papalığın belirli noktalarda sözlerini dinliyorlar. Yani Ermeniler aslında çok farklı, çok konjonktüre göre çok değişen
bir toplum, o dönemde Kilik Gelmeni Krallığı. Moğolların baskısı var. Moğollarla birlikte olup Memlüklere saldırıyorlar. Daha sonra işte Haçlılarla birlikte oluyorlar. Memlüklere saldırıyorlar. Memlüklerle ikili anlaşmalar yapabiliyorlar. Çok rahat dostluk anlaşmaları yapabiliyorlar. Yani bölgenin durumunu çok iyi kullanıyorlar. Tamam, peki. Ömer Fatih Parlak, Memlüklere ait noter belgeleri var mı? Bunlar nasıl değerlendirilebilir varsa? Memlüklere ait. Güzel bir soru. Bunu ben de çok merak ediyorum. Şu açıdan merak ediyorum. Bir araştırmanın bir bölümünde aslında bu boyutta. Yani şimdi biz Doğu Akdeniz'e dair ticareti Cenovalılar, Venedikler veya Pizzalıların tutmuş olduğu kayıtlar üzerinden okuyabiliyoruz. Ama aynı şekilde bu ticaret Memlük topraklarından da yapılıyor. Ve bu bölgede de, yani mesela İskenderiye'de görev yapan tüccarlar var ya da noterler var. Bu noterler işte, Cenova'ya veya Venedik'e ait noterler var. Bunlar bilgileri kaydediyorlar. Ama Memlüklerin kendilerinin kaydettiğine dair bir veri yok. Ama burada şöyle bir durum da var. Memlüklerin bir arşivi yok. En büyük problem bu. Yani bir Memlük arşivi yok. Yani Osmanlı arşivi gibi ya da Cenova, Venedik arşivi gibi bir arşiv yok. Bundan dolayı da biz bazı belgelere ulaşamıyoruz. Ama ilginçtir. Bazı kroniklerde şöyle ifadeler var. Mesela Halka ve Maccar adı altında birimler var Memlüklerde. Bir ürün geldiğinde, mesela bu biraz önce bahsettiğimiz kemereler geldiğinde halkaya geliyor. Halka denilen bir birime geliyor ve bu halkada bu önce bir tartılıyor, ölçülüyor. Daha sonra Maccar tarafından bu açık arttırmaya çıkarılıyor. Halkada önce devlet ihtiyacını alıyor. Daha sonra geri kalan kısım halk tarafına ya da diğer girişimciler tarafına alınması için Maccar'a gidiyor ve Maccar tarafından bu açık arttırmaya sunuluyor. Müzayede gibi de düşünebilirsiniz bunu. En yüksek parayı veren ürünü alıyor. Bu şekilde bir durum var. Ama bunların kayıtları, ne kadar ürün aldı, kim geldi, kim götürdü, bunlar maalesef yok. Ben de çok merak ediyorum böyle belgelerin olup olmadığını. Muhtemelen vardır diye düşünüyorum. Çünkü aynı bölgede beraber yaşadığınız ya da sizin topraklarınızda yaşayan bir toplum, bir sistem geliştirdiyse, noter belgesi gibi bir sistem geliştirdiyse, sizin onu görmemeniz, onu taklit etmemeniz ya da onun daha iyisini yapmaya çalışmamanız biraz mantıksız geliyor. Ama arşivleri olmadığı için ulaşamıyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Tuğba Hanım bir soru soruyor. Sarazenlere köle satışında yasaklamalar getirilmesinin politik ya da dini sebeplerden dolayı olabileceği düşüncesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sadece Müslüman oldukları için böyle satışlar yasaklanmış olmalıdır diyebilir miyiz? Ya da sizin bir düşünceniz var mıdır? Yani dini bir unsur olarak olmaları önemli. Yani şöyle, şu da düşünülebilir. Bu sarazenler bu köyleri aldıktan sonra İslamlaştırıp kullanıyor ya da İslamlaştırıyorlar, İslam'ı yayıyorlar böylece diye de düşünülebilir. Bu da bir düşüncedir, olabilir. Ama biz burada daha çok papalık ambargolarını, daha etkili olan bir sistemi aslında tartışıyoruz. Bu bağlamda biraz düşünmek gerekebilir. O düşünceye ek olarak. Böylelikle hani sarazenlere bunun satışının yasaklanması dini bir unsur olarak değil, askeri amaçlı bu köylerin kullanılacak olması. Yani erkek köylerden bahsediyoruz. Çünkü kadın köle satışının noter belgelerinde geçmiyor. Erkek köylerden bahsediyor ve erkek köyler İslamlaştıktan sonra, İslam'a girdikten sonra belli bir askeri eğitimden geçiyorlar. Bunlara itak adında bir de belge veriyorlar. Daha sonra bitirdiklerinde bu eğitimi ve ardından Memlük ordusunda görev almaya başlıyorlar. Tamam, teşekkür ederim. Elif Kork, İtalya'daki devlet arşivlerinde Osmanlı ile ticaret belgelerine rastlamak mümkün. Özellikle Venedik, Napoli, Cenova gibi liman şehirlerinin arşivlerinde. Buralara gelip bu arşivlerde araştırma yapma şansınız oldu mu diye soruyorlar. Maalesef ben sadece Venedik arşivinde araştırma yaptım bir dönem. Yani 2010 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam, 2010 yılında. Daha sonra da birkaç defa gittim ve kısa dönemli birkaç günlük ziyaretim sırasında bazı belgelere erişmek için girmiştim. Onun dışında Napoli'deki ya da Cenova'daki arşivleri net bir şekilde incelemedim. Yalnız inceleyen bazı arkadaşlarım var. Oldukça fazla belge olduğunu, özellikle ticarete dair verilere dair belgeler olduğunu ve birçoğunun kataloglamasının yapılmadığını, tasnifinin yapılmadığını, hatta bazı belgelerin işte Arap harfleriyle yazılmış olan bazı belgelerin
Arapça ya da Osmanlıca bilinmediği için bir kutular, orada kutular halinde belgelerin büyük kısmı kutular halinde olduğu ifade etmişti arkadaşlar. Ama yani kendim görmedim bu hususu, ama çok fazla belge olduğu kayıtlara geçmemiş ya da tasnif edilmemiş belge olduğunu söylüyorlar. Bu hususta da çalışmalar, ilerleyen dönemde çalışmalar yapılabilir. Yani ben de gitmek, uzun bir süre aslında gidip oradaki belgeleri incelemek istiyorum. Özellikle Cenova ve Venedik arşivini altın üstüne, tabiri caizse altın üstüne getirmek istiyorum bir uzun dönemde. Evet. İtalya'dan Abruzzo'dan yazmış Elif Hanım bölgesinden. Bülent Tanrıdoğan'la bitirelim. Bu araştırmanın Mısır ayağı da tamamlanırsa daha iyi olacağını söylüyor. Yani Mısır, Kahire vesaire oradaki arşivler tabii çok net şu an bilmiyoruz ama orada bir ortaklaşa bir şeyler olabilir mi? Oradaki bilim insanlarıyla buradakiler vesaire şöyle bir geniş taramalı bir şey yapılabilir mi? Yapılabilir. Bu İskenderiye Kütüphanesi, İskenderiye Üniversitesi Kütüphanesi, yani bu hususta bazı ellerinde yazmalar da mevcut. İncelenebilir. Ancak ticarete dair veriler ya da biraz önce bahsettiğimiz gibi bu bir arşiv sisteminin olmaması, Memlük döneminden bahsediyorum tabii burada, yani Orta Çağ döneminden bahsediyorum. Bir arşiv sisteminin olmaması burada en büyük handikap olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü karşımıza bu sefer, yani onların yazmalarını incelediğimizde kronikler ya da döneme dair yazılmış tabakat kitapları, belli bir alanda yazılmış olan eserler, fıkıh eserleri, İslam eserleri, bu tarz eserler çıkabiliyor yazmalar içerisinde. Bu bağlamda yani ilerleyen dönemde çalışmalar yapılabilir. Onların elinde neler var, bunlar daha detaylı görülebilir. Mısır hakkında da belki detaylı bilgi edinilebilir. Yani biz Evet. şunu da biliyoruz. Mesela Mısır'da özellikle Kahire hususunda Memlükler döneminde yabancıların Kahire'ye girmesine, yani iç tarafa girmesine izin verilmiyor. Yani bir çeşit güvenlik önlemi olarak tüccarlar sadece İskenderiye, Dimyat, Tinis gibi şehirlerde, Rosetta'da ticaretlerini yapıyorlar ve gidiyorlar. Ancak sultanın izniyle birlikte, yani bir elçi heyeti dahi geldiğinde İskenderiye'de bekletiliyor. Daha sonra Kahire'ye alınıyor. Bu yüzden yani içerideki ticaret, özellikle Kızıldeniz'de gerçekleşen, Nil üzerinden gerçekleşen ticarete hakim olmalarına izin verilmiyor. Ama kendi belgeleri de yok maalesef. Evet, peki. Bir baktım. Evet, başka bir soru yok zaten. Biz Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz, Ahmet Usta'ya. Bu güzel, ayrıntılı, ilginç sunum için. Yani bir anlamda bir Akdeniz yaptık. Doğu Akdeniz'de gerçekleşen bir takım olaylara ışık tuttu yani ticari açıdan. Kuşkusuz bunun birçok ayağı olabilir, başka. Ben size çok teşekkür ediyorum katıldığınız, bizi bilgilendirdiğiniz için. Rica ederim. Ben çok teşekkür ediyorum size, diğer Akmet çalışanlarına, Koç Üniversitesi'ne. Bu süre zarfında bu çalışmayı Koç Üniversitesi'nden siz de bahsettiniz. Almış olduğum destekle, Akmet'ten almış olduğum postdoc desteğiyle tamamlamış oldum. Bu hususta ben çalışmama vermiş olduğunuz destek için asıl ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Konuk ettiğiniz için de ayrıca teşekkürler. Tamam. Değerli izleyiciler, ben de hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftaya yeni başladık. Haftanız güzel olsun.